Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Aslında en tartışılan madde üzerine söz almış bulunmaktayım. Ben bu ikinci maddenin neden getirildiğini gerçekten anlamıyorum. Bu yasaları sarayda bir hukuk kurulu mu hazırlıyor, mutfakta mı hazırlanıyor bilemiyorum. Akıl tutulması. Bakın, bir soruşturmada savcı eğer ki takipsizlik kararı verirse başsavcı sulh ceza mahkemesine itiraz eder. İtiraz kabul olursa zaten iddianame düzenlenir. Savcı soruşturmanın sonucunda eğer ki bir iddianame düzenlerse ağır ceza, asliye ceza bir eksiklik görürse iddianameyi iade eder. Bakın iki durumda da bir mahkeme kararı var. Şimdi hangi akılla mahkeme kararına muhtaç bir konuda başsavcıya takdir yetkisi veriyorsunuz? Ya bu olabilecek bir şey mi? Bu ülkedeki cumhuriyet savcıları başsavcının güdümünde karar yazmak zorunda mı? Tüm hocalarla konuştuk. Bakın bu yasayı yazan hocayla konuştum. İkisiyle özellikle. Olamaz böyle bir şey diyor. Ama geliyor. Bakın biz savcıların özgürleşmesini istiyoruz. Özgürce karar vermesini istiyoruz. Soruşturmalar açmasını istiyoruz. Artık siyasallaşan bir yargı yok. Saraylaşan bir yargı var. Siyasallaşmadan öte bir durum var. Zaten savcılar baskı altında. Ha, savcıların halini düzelteceğimize neyi getiriyorsunuz? Değerli milletvekilleri bakın. Eski bir resim. Şurada gördüğünüz Kazan eski belediye başkanı. Yanında böyle duran Kazan Cumhuriyet Savcısı. Ya bu savcı, bu belediye başkanı bir yolsuzluk yapsa nasıl soruşturma açacak? Bakın Ankara Cumhuriyet Başsavcısı milletvekilleriyle seçim çalışmasında. Diğer Ankara Cumhuriyet Başsavcısı evlenmiş düğünden sonra sarayda. Ya biz bu savcıların normalleşmesini istiyoruz. Ülkenin haline bakın. Akşam televizyonda konuşuyoruz cumartesi. Pazar sabah soruşturma açılıyor. Gazeteciler cumartesi yazı yazıyorlar. Pazartesi sabah 6'da gözaltına alınıyor. Amiraller bir bildiri yayınlıyor cumartesi. Pazar günü soruşturma açılıyor. Ama değerli milletvekilleri bakın. Ülkede neler oluyor? Neler, hangi birini anlatayım? Bir medya patronu 750 milyon dolar sahte ekspertiz raporuyla kredi alıyor. Ya kanunda bunun açılımı net. Banka dolandırıcılığı. Soruşturma yok. Hollanda basını, Türkiye eski başbakan oğlu şoför Topal Dursun. Saygıyla anıyorum. Evladıyla ilgili 27 milyar dolardan bahsediyor. Ben Türk parasıyla telaffuz edemiyorum. Bir savcı gidip sormuyor. Sezgin Baran Korkmaz'ın Masak raporu gelmeden mal varlığına konulan tedbir kaldırılmış. Bir savcı neden kaldırdın demiyor. Yurt dışına çıkış yasağı yok. Kaçıyor bu adam. Neden yok demiyor. Gazeteciler pisliğe bulaşmış. Ben gazeteci falan demiyorum onlara, kirli kalemlere. Ne iddialar var? Hala bir tek soruşturma yok benim ülkemde. Bir emniyet müdürü intihar etti. İçişleri Bakanı'nın oğlu aradı, baskı yaptı. Ya Binali Yıldırım'ın oğlunda, Soylu'nun oğlunda dokunulmazlık yok. Bunların milyonda birilerini bizimle ilgili iddia olsa yedi ceddimizi araştırır bu savcılar. Yok. Savcılar bu halde. Yolsuzluğu, haksızlığı, adaletsizliği, kirliliği soruşturamıyor. Bir de onu 100 tane atadığınız başsavcılara bağlıyorsunuz. Bakın benim milletvekilinin önünde cumhuriyet yazmıyor, kaymakamın yazmıyor, valinin yazmıyor. Bu savcıların sıfatının önünde cumhuriyet yazıyor, cumhuriyet. 84 milyonun hakkını savunsunlar diye. Tüy bitmemiş yetimin hakkını savunsunlar diye.
Yok, soruşturma yok. Yani daha mantıklı yasalar istiyoruz. Sayın Grup Başkan Vekili yargı paketi diyor. Sayın Başkan, bakın hangi yargı paketini getirirseniz getirin, o uyuşturucu paketiyle mücadele etmediği sürece bu paket değildir. Bazı arkadaşlarınızın kasasındaki, çantasındaki, cebindeki paketlerle mücadele etmediği sürece savcıların bu paket değildir. Bu yargı reformu falan değil. Ben burada bir adalet göremiyorum, bir rezalet görüyorum. Lütfen hakimleri, savcıları rahat bırakın. Özgürce karar versinler. Bana dava açacak, ona dava açacak, gazeteciye dava açacak. Ülkeyi soyanlara kulaklarını tıkacak. Olur şey değil. Sağır Sultan duydu. Kirli ilişkileri duydu. Lütfen bu maddeyi çıkartın bakın. Yazık oluyor. Yazık.